Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu modal partikeln. Hazırsanız dersimiz başlasın. Modal partikeln denildiğinde ne anlamalıyız? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir önceki ders videomuzda bu konuyla bir giriş yapmıştık değil mi? Bu konu neydi? Pekiştireç anlamındaydı. Peki pekiştireç denildiğinde ne anlamalıyız? Güzel Türkçemizde de var bu, öyle değil mi? Söz gelimi geliyorum diyeceğiz değil mi? Geliyorum ya derken yahu geliyorum gibi değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Cümlenin anlamını değil mi? Birazcık daha yukarı taşımış oluyoruz. Altını çizmiş oluyoruz değil mi? O eylemimizin herhangi bir anlam kayması olmuyordu. Tıpkı bu durum Almanca'da da söz konusu arkadaşlar. Dilerseniz mal ile başlayalım. Mal arkadaşlar Almanca'da bakıldığında kere anlamına geliyor. Yani çarpma işleminde kullanılan bir durum. Ancak burada bir pekiştireç anlamında. Şöyle bir bakalım ilk örneğimize bak. Kommen Sie mal herein cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Herein neydi? İçeri doğru demekti. Gelsenize içeri değil mi? Söz gelimi biz bir odadayız ve diyoruz ki içeri gelsenize diyeceğiz değil mi? Bakın işte burada gelsenize, yapsanıza, etsenize gibi bir anlam çıkmış oluyor karşımıza mal ile. Yani ben pekala şöyle diyebilirim. Kommen Sie herein, içeri girin değil mi? İçeri girin. İçeri girsenize derken teşvik etmiş oluyoruz değil mi karşımızdaki kişiyi? Dolayısıyla kommen Sie mal herein denildiğinde arkadaşlar içeri gelsenize gibi bir anlam çıkmış oluyor. Bu birazcık daha böyle karşımızdaki insana bir motive de etmiş oluyor değil mi? İçeri gelsenize gibi bir davet etmiş oluyoruz. Dolayısıyla kommen Sie mal herein derken içeri gelsenize demiş oluyormuşuz değil mi? Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Mach mal wieder Sport. Evet. Wieder neydi? Tekrar demekti. Sport machen da spor yapmak değil mi? Spor yapsana, etsene değil mi? Spor yapsana derken mach mal wieder Sport. Tekrar bir spora başlasan ne dersin? Değil mi? Bir başlasana spora. Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Buradaki wieder demek ki tekrar anlamında. Fark ettiysek burada arkadaşlar tıpkı kommen'de olduğu gibi tabi burada bir saygı nezaket formu söz konusu. Ancak burada bir ne var? Bir emir kipi var değil mi? Spor yapsana değil mi? Burada bir teşvik var. Yani tekrar bir spor yapsana gibi bir anlam taşımış oluyor değil mi? Mach mal wieder Sport diyerekten. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Burada gene bir ne var? İmperatif durum var. Ki imperatif durumu değil mi? Neydi bu? Emir kiplerine ayrıntılı şekilde önceki derslerde ayrıntılı bir şekilde incelemiştik, görmüştük. İlgili konuyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bu ders videosunu mutlaka izlesinler arkadaşlar. Sie mal die Katze an. Baksanıza. Burada ne diyor? Baksana kediye derken değil mi? Sie mal die Katze an. Kediye bir baksana derken değil mi? Söz gelimi tatlı bir kedi var değil mi? Ve ne diyoruz? Ya şu kediye bir baksana değil mi? Sie mal die Katze an demiş oluyorum. Burada tıpkı diğer pekiştiricilerde olduğu gibi bu mal pekiştiricini atsaydım da olurdu. Ne olurdu o zaman? Sie die Katze an. Kediye bak demiş olurdum. Ancak burada ne var? Bir teşvik var değil mi? Ya şu kediye bir baksana ne kadar tatlı gibi değil mi? Sie mal die Katze an demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu pekiştiricimize. Burada ga pekiştiricini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ga pekiştiriciyle ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Cümlenin anlamı şöyle bir altı çizilmiş oluyor. Gerçekten, cidden anlamı taşımış oluyor. Ne demek istediğimi şimdi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda Der Arzt hat gar keine Zeit. Evet, doktorun vakti yok derken bakın ga attığımızda, bu pekiştirici attığımızda Der Arzt hat keine Zeit, doktorun vakti yok. Ama Der Arzt hat gar keine Zeit, doktorun hiç mi hiç vakti yok ya? Yani hiç boş bir vakti yok. Hiçbir, değil mi? Boş anı yok
anlamı taşımış oluyor. Dolayısıyla der Arzt hat gar keine Zeit, gerçekten de vakti yok derken gar pekiştiricini kullanmış oluyoruz ve der Arzt hat gar keine Zeit demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bu iki cümlenin incelendiği bir örnek. Bir bakalım ne diyor? Der Schüler hat schlechte Noten. Ne demek bu arkadaşlar? Öğrenci, değil mi? Der Schüler, öğrenci derken burada üniversite öğrencisiyle karıştırılmaması gerekiyor. Neydi der Schüler? İlkokuldan lise sona kadar, değil mi? Olan öğrencileri kapsayan bir durum bu, değil mi? Öğrenciler derken. Der Schüler hat schlechte Noten, kötü notları var, değil mi? Öğrencinin kötü notları var. Ne diyor? Das ist gar nicht gut. Hiç de iyi değil. Bakın burada arkadaşlar, das ist nicht gut, bu iyi değil. Das ist gar nicht gut, bu hiç mi hiç iyi değil. Değil mi? Bakın burada ciddi bir durum var. Notlar kötü, bu hiç de iyi değil, değil mi? Burada bir altını çizmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu hiç mi hiç iyi bir durum değil. Ve diğer örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wir haben genügend Mehl. Genügend, yeterince, değil mi? Yeteri kadar. Mehl, un. Bizim yeteri kadar unumuz var diyecek olursak demek ki wir haben genügend Mehl dememiz gerekiyor, değil mi? Wir haben genügend Mehl. Sonraki cümleye bakalım. Mehr benötigen wir gar nicht. Benötigen neydi arkadaşlar? İhtiyaç olmak. Mehr, dahasına ihtiyacımız, wir gar nicht. Dahasına gerçekten ihtiyacımız yok gibi bir anlam çıkıyor. Yani o kadar çok unumuz var ki, yeteri kadar unumuz var. Daha fazlasına ihtiyacımız yok derken burada ne yapmış oluyoruz? Ciddi ciddi, yani cidden daha fazla una ihtiyacımız yok dediğimizde demek ki mehr benötigen wir gar nicht dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Kommen Sie mal herein. Mach mal wieder Sport. Mach mal wieder Sport. Sieh mal die Katze an. Sieh mal die Katze an. Der Arzt hat gar keine Zeit. Der Arzt hat gar keine Zeit. Der Schüler hat schlechte Noten. Der Schüler hat schlechte Noten. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben genügend Mehl. Wir haben genügend Mehl. Mehr benötigen wir gar nicht. Mehr benötigen wir gar nicht. Sonraki modal partikelle devam edelim arkadaşlar. Burada schon var. Schon hatırlayacak olursanız neydi arkadaşlar? Bir cümleyi söylediğimde, schon'u kullandığımda çoktandır anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Ancak burada nasıl bir anlam var? Ona bir bakalım arkadaşlar. Dieser Prozess wird schon ein gutes Ende haben. Bakın burada arkadaşlar olumlu bir şey, pozitif bir şeyden bahsediliyor. Şöyle ki öncelikle bir inceleyelim. Dieser Prozess derken arkadaşlar, der Prozess, değil mi? Bu süreç demek arkadaşlar. Gelecek zamandan bahsettiği için, değil mi? Wird var. Ein gutes Ende, iyi bir son, değil mi? Bu sürecin iyi bir sonucu olacaktır deniliyor. Dolayısıyla schon yapısını kullanmam gerekiyor. Almanca'da arkadaşlar bakıldığında Alman kültüründe hep böyle olumlu pekiştiriciler vardır. Hep böyle olumlu bakılır hayata ya da durumlara, olaylara. Dolayısıyla burada bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla dieser Prozess wird schon ein gutes Ende haben. Bakın burada olumlama var. Olumlu bir durum. Yani bu sürecin neticesi, sonu iyi olacaktır diye bir durum var. Burada schon olmasaydı ne olurdu? Dieser Prozess wird ein gutes Ende haben. Bu sürecin iyi bir sonucu olacak. Düz. Ancak burada schon olduğu için burada daha böyle bir olumlama olduğundan dolayı açıkçası bu karşınızdaki insanı daha böyle bir rahatlatmış olan bir durum. Çok ufak gibi gözükse de çok etkili bir anlatımı var bu show'un. Dolayısıyla pozitif bir durum söz konusu burada arkadaşlar show'un ile. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar, sonraki cümleye. Das wird schon einfach sein.
Evet. Einfach neydi? Kolay. Das wird schon einfach sein. Bu iyi olacaktır. Bakın, schon olmasaydı, das wird einfach sein. Bu, düzeltiyorum, einfach neydi? Kolay demekti. Bu kolay olacak. Das wird einfach sein. Bakın, das wird schon einfach sein. Bu kolay olacaktır derken altını çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu hani ne diyebiliriz güzel Türkçe'de? Çok diyebiliriz değil mi? Bu çok kolay olacaktır ya da şöyle de diyebiliriz. Emin olun bu kolay olacaktır. Değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz demek ki schon ile. Das wird schon einfach sein. Bakın burada gene wird var. Gelecek zaman yapısı değil mi? Gelecekten bahsediyoruz burada. Bu kolay olacaktır. Değil mi? Emin olun ki bu kolay olacaktır gibi güzel Türkçemizde öyle betimlenebilir bu durum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Er wird schon das Spiel gewinnen. Bakın bu da gene gelecek zaman. Gewinnen neydi? Kazanmak demekti. Das Spiel, oyun. Değil mi? O oyunu kazanacaktır diyecek olursak değil mi? Er wird schon das Spiel gewinnen. Ancak burada schon, burada ne var? Karşımızdaki insanı pozitif bir şekilde ne yapıyoruz? İçiniz rahat olsun. Değil mi? Emin olun, rahat olun. O oyunu kazanacaktır değil mi? Böyle bir anlamı var. Dolayısıyla karşımızdakinin yüreğine su serpmiş oluyoruz bir nevi değil mi? Yani rahat olun, strese girmeyin. O rahatlıkla oyunu kazanacaktır anlamı çıkmış oluyor bu cümleden. Dolayısıyla er wird schon das Spiel gewinnen. O oyunu kazanacaktır. Ve siz rahat olun gibi bir anlam doğmuş oluyor. Sonraki pekiştirici bakalım arkadaşlar. Bu ruhig. Ruhig neydi? Sessiz, sakin anlamındaydı değil mi? Buradakinin anlamı ne? İsterseniz cümleleri inceleyerekten bir bakalım neymiş anlamı. Ne diyor ilk cümlemiz? Ihr sollt ruhig nochmals versuchen. Bakın burada arkadaşlar nochmals bir kez daha versuchen denemek. Bakın burada arkadaşlar bu cümleyi kuran birisi diyor ki yani hiç telaşa mahal vermeyin. Yani rahat olun. Bir kez daha deneyin. Burada ne yapmış oluyoruz? Bir kez daha deneyin diyoruz değil mi? Ihr sollt ruhig nochmals versuchen. Bakın burada bir cümlenin devamı var. Yani ikinci cümleye geçiyoruz. Da gibt es nichts zu machen. Ne diyor bu cümle? Nichts, hiçbir şey. Yani burada yapılacak bir şey yok. Değil mi? Bir kez daha deneyebilirsiniz diyor. Bakın burada ruhig'den kasıt sessiz değil. Dolayısıyla rahat olun, sakin olun. Burada yapılacak bir şey yok. Sıkıntı değil ama bir kez daha deneyebilirsiniz. Bakın burada da gene bir olumlama var. Olumlu bir şekilde yaklaşıyorum duruma. Ve diyorum ki yapacak bir şey yok. Tekrar denersiniz. Tekrar yapmalısınız gibi ne yapmış oluyorum? Karşımızdaki motive, değil mi? Karşımızdakini bir motive etmiş oluyorum. Dolayısıyla ruhig yapısını kullanmış oluyorum. Sonraki cümleye bakalım. Kommt ruhig herein. Yani rahat olun ve içeri girin. Yani böyle ikilemde kalmayın. Ya girebilir miyim, giremez miyim odaya gibi düşünmeyin. Rahatlıkla girebilirsiniz. Lütfen buyurun girin deriz ya güzel Türkçe'de. Burada da bunun demek ki Almanca karşılığı kommt ruhig herein. Rahat olun ve içeri girin demiş oluyoruz. Ama ruhig olmasaydı bu ne olacaktır? Emir gibi içeri girin gibi düz bir şey olacaktı değil mi? Ancak ruhig denildiğinde burada birazcık daha bir kibar bir form değil mi? Dolayısıyla kommt ruhig herein yapısını görmüş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Mach ruhig die Tür auf. Evet, die Tür neydi? Kapıydı. Aufmachen de açmak demekti. Dolayısıyla buradaki ruhig ne? Yani rahat olabilirsin, ikilemde kalma. Yani kapıyı açabilirsin gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla mach ruhig die Tür auf denildiğinde ne demiş oluyoruz karşımızdaki kişiye? Yani rahatlıkla kapıyı açabilirsin. Çok bunalmış hissediyor olabilir karşımızdaki kişi. Dolayısıyla ne diyoruz? Rahatlıkla kapıyı açabilirsin denildiğinde mach ruhig die Tür auf demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Dieser Prozess wird schon ein gutes Ende haben.
Dieser Prozess wird schon ein gutes Ende haben. Das wird schon einfach sein. Das wird schon einfach sein. Er wird schon das Spiel gewinnen. Er wird schon das Spiel gewinnen. Ihr sollt ruhig nochmals versuchen. Ihr sollt ruhig nochmals versuchen. Da gibt es nichts zu machen. Da gibt es nichts zu machen. Kommt ruhig herein. Kommt ruhig herein. Mach ruhig die Tür auf. Mach ruhig die Tür auf. Arkadaşlar şimdi sırada vielleicht pekiştirici var. Vielleicht kelime anlamı ne arkadaşlar? Belki demek. Peki buradaki nasıl bir yapıda ya da hangi anlamda olduğunu dilerseniz örneğimize bakaraktan bir anlamlandırmaya çalışalım. İlk örneğimize bir bakalım öncelikle arkadaşlar. Kennst du die Frau? Ne demek bu arkadaşlar? Bu kadını tanıyor musun? Değil mi? Kennst du die Frau? Ist das vielleicht die neue Architektin? Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Die neue Architektin neydi? Yeni mimar, değil mi? Bu acaba yeni mimar mı? Bakın burada acaba anlamı çıkmış oluyor, değil mi? Bu acaba yeni mimar olabilir mi? Gibi bir anlam. Burada vielleicht olmasaydı da gene aynı anlam gelecekti ama belki bu kadar altını çizmiş olmayacaktık, değil mi? Ne olacaktı? Ist das die neue Architektin? Yeni mimar mı? Diyecektik. Ancak burada Ist das vielleicht die neue Architektin? Burada bir merak söz konusu, değil mi? Acaba yeni mimar olabilir mi bu? Gibi bir merak içeriyor, değil mi bu cümle? Dolayısıyla vielleicht ile ne yapmış oluyoruz? Bu durumu, değil mi? Bu kadının yeni mimar olup olmadığını kuvvetlendirmiş oluyoruz, değil mi bu soruyu? Yani bu merak durumunu. Dolayısıyla Kennst du die Frau? Bu kadını tanıyor musun? Ist das vielleicht die neue Architektin? Bu kadının acaba yeni mimar olma olasılığı var mı? Acaba bu o mu? Gibi bir anlam. Değil mi? Peki buraya bakalım. Burada birazcık daha farklı bir anlam çıkacak ortaya. Neymiş bir bakalım. Das sieht vielleicht nach Chaos aus. Evet. Chaos neydi? Chaos. Yani karmaşa. Değil mi? Söz gelimi. Bir odaya giriyorsunuz ve her şey her yerdeyse, değil mi? Bir karmaşa içerisindeyse, das sieht vielleicht nach Chaos aus. Bakın burada arkadaşlar bir kızgınlık söz konusu. Burası ne olmuş böyle, değil mi? Oyuncaklar, kitaplar, artık her neyse, değil mi? Her şey her yerdeyse, bir kızgınlık söz konusuysa, burası ne olmuş böyle deriz yani. Değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz? Vielleicht'la konuyu, değil mi? Durumu ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz ve diyoruz ki nasıl bir karmaşa bu böyle, değil mi? Demiş oluyoruz. Ancak burada vielleicht belki olamayacağına göre, değil mi? Belki, çünkü az önce ne demiştik? Vielleicht anlamına, yani belki anlamına geliyor. Ancak burada belki demiyoruz da ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Nasıl bir karmaşa bu böyle diye altını çizmiş oluyoruz. Das sieht vielleicht nach Chaos aus demiş oluyoruz. Aussehen neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiil. Gözükmek demek, değil mi? Dolayısıyla karmaşaya benziyor bu böyle. Demeyiz tabii güzel Türkçe'de. Ne deriz? Bu karmaşa diyebiliriz. Bu karmaşa ne böyle? Değil mi? Bir odaya giriyorsunuz ve her şey dağılmış. Değil mi? Diyebiliriz. Sonraki örneğimiz ve son örneğimize baktığımızda arkadaşlar, Du siehst heute vielleicht großartig aus. Bakın burada gene aussehen var. Gözükmek. Großartig, harika demek arkadaşlar. Bugün ne kadar da güzel gözüküyorsun. Bakın güzel Türkçemizde ne deriz? Ne kadar da güzel deriz, değil mi? Ancak şey demiş olsaydık, bugün güzel gözüküyorsun. Kuru bir anlatım. Ancak bugün ne kadar da güzel gözüküyorsun derken ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz. Hatta harikulade diyoruz, değil mi? Çünkü großartig harikulade muhteşem anlamını barındırıyor. Dolayısıyla bugün harikulade ne kadar da müthiş gözüküyorsun derken Du siehst heute vielleicht großartig aus demiş oluyoruz. Vielleicht ile demek ki ne yapmış oluyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla
Tekrarlayalım. Kennst du die Frau? Kennst du die Frau? Ist das vielleicht die neue Architektin? Ist das vielleicht die neue Architektin? Das sieht vielleicht nach Chaos aus. Das sieht vielleicht nach Chaos aus. Du siehst heute vielleicht großartig aus. Du siehst heute vielleicht großartig aus. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde modal partikelin konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.